Şimdi öğrencilerimiz, velilerimiz televizyonların sesini biraz daha açabilirler. Zira 5 Haziran'a artık günler var, pazar gününe. LGS var bu pazar. İyi bir liseye gidebilmek için ter dökecek öğrenciler de. LGS öncesinde yapılması gerekenler de bir yandan araştırılıyor, biliyoruz. Merak ettiğiniz soruları soracağız. Değerli bir konuk ağırlayacağız. Eğitimci doktor Özge Aslan bizimle birlikte olacak. Özge Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayına. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi eminim büyük bir heyecan, bir yandan da o kadar da bir stres vardır. Artık son günleri, pazar gününe bir şey kalmadı. Konuşmaya başlayacağız ama bu son günleri nasıl geçirsinler sorusuyla başlamak istiyorum. Zira en önemli artık gelinen noktada yapılacaklar neler, yapılmaması gerekenler neler diye sormuş olayım ben. Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan birisi son güne kadar ders çalışabilir miyim sorusu oluyor. Bu her zaman akıllarda olur ama biz öğrenciler hep şunu söyleriz. Eğer kendinizi rahat hissediyorsanız son güne, son ana kadar ders çalışabilirsiniz. Orada sadece yeni bir konu öğrenmesini önermiyoruz. Daha çok konu tekrarı yapabilirler. Eksik hissettikleri konularda test çözebilirler. Bu yönlerde öğrenci kendini rahat hissedecekse test çözebilir, konu tekrar yapmaya devam edebilir. Peki, buyurun. Bunun dışında hep şu sorulur, işte son anda bir moral yemeği olur öğrencilere, velilerimiz tarafından. Bunu biz çok fazla önermiyoruz. Rutinde öğrenci nasıl besleniyorsa aynı tarzda rutinini bozmadan beslenmesine devam etmesini öneriyoruz. Çünkü ertesi gün midesini bozacak veya fiziki olarak onu yoracak etkinliklerden de kaçmasını özellikle öneriyoruz. Açık havada yürüyüşler yapabilir. Kendisini rahatlatacak şekilde pazar gününe hazırlanmasını öneriyoruz öğrencilere. Peki şimdi Özge Hanım, geldik sınav gününe, girdik o salona, oturduk artık sorularla karşı karşıya öğrenciler. Mutlaka takıldıkları soru olacak, iki şık arasında kaldıkları sorular olacak, belki hiç fikri olmadıkları bir soruyla karşılaşacaklar. Ne yapsınlar, sorularla cebelleşmeli mi öğrenciler, yoksa ilk olarak taramalı, bildiği soruları mı yanıtlamalı, nasıl bir çözüm tekniği önerirsiniz? LGS sınavı bir sıralama sınavı. Bu yüzden öğrencilerin tabii ki netleri çok önemli, aldıkları puan önemli olacak. Ancak sıralamaları ve yüzdelik dilimi burada çok çok önemli bir etken. Yani öğrenci sıralama ve yüzdelik dilimine göre tercih yapacak. Bu bakımdan da öğrencilere şunu söylüyoruz. Özellikle bazen genelde hep Türkiye'deki algımız matematik soruları zordur. Matematikte ya üst üste yapamazsam diye hep kaygı duyar öğrencilerimiz. Orada da şunu söylüyoruz. Evet, belki sınav esnasında üst üste iki soruyu, üç soruyu yapamayacaksın. Ama bu senin moralini bozmamalı. Turlama tekniğini kullanırız biz. Önce tüm soruları görmeye çalış. Yapabileceğin soruları yap. Sonra tekrar yapamadığın, boş bıraktığın sorulara geri dönebilirsin deriz. İkinci kaygı duyacakları şey uzun paragraf soruları. Fen bilimlerindeki uzun görselli sorular öğrencileri hep korkutur. Bir sürü yazı yazıyor gibi algılarlar ve çözemeyeceklerini düşünürler. Orada da şunu söyleriz, soru kökünü oku. Neyi istiyor senden? Ve o soru köküne yorumunu katmadan dikkatli bir şekilde senden neyi istiyorsa o yönde cevapla deriz. Çünkü yine yapılan bir hata, öğrenci bazen yazılanı değil de kendi yorumunu katarak soruları cevaplamaya çalışır. Bu da yapılan bir hatadır. İkinci bir başka yapılan hata daha doğrusu kodlamayı sona bırakır öğrenciler. Önce tüm soruları çözer, en son optik forma işaretleme yapar. Biz bunu da öğreniyoruz. Soruları yaptıktan sonra optik forma işaretleme yapın diyoruz ki kaydırma olmasın. Bu aynı zamanda da orada işaretleme yaparken zihninin de biraz dinlenmiş olmasını, bir sonraki soruya daha rahat başlamasını öneriyoruz. Özellikle matematikte ve fen bilimlerinde işlem gerektiren sorularda işlem hatası yapımı çok fazla olur. Burada da sebebi şudur, öğrenci bazı işlemleri zihninden yapmaya çalışır. Kağıda yazmak değil de zihninden yaparsa hata yapabiliyorlar. Burada da işlem adımlarını yazarak yapın. Kağıda yazarak ilerlerseniz hata riskiniz azalacaktır diyebilirim. Peki, siz az önce bir yemekten de bahsettiniz, önermiyoruz işte son gün öğrenciler için özel hazırlanan durumlardan diye, ama burada kuşkusuz öğrencileri konuştuktan sonra velileri de konuşmak lazım. Sonuç olarak dünyanın sonu değil. Çocuklarımız çalıştılar. Sınav sonucu ne gelirse o yönde ilerleyecekler elbette. Hepsi için hayırlısı olsun.
Veliler ne yapmalı ne yapmamalı kısmında kısa bir yanıt rica edeceğim. Orada da ilk tavsiyem şu olacak. Bazen öğrencilere şunu diyebiliyoruz. Heyecanlanma, heyecanlanacak bir şey yok kelimesini kullanmayın lütfen diyoruz. Evet, öğrencinin heyecanlanması, stres duyması gayet normaldir. Bu sınav önemsediğinin bir göstergesidir. Orada tek öğrencimize güvendiğimizi ifade edecek güven sözcüklerini kullanmalıyız. Evet, elinden geleni yaptın, yıl içerisinde iyi bir şekilde hazırlandın. Elinden gelenin en iyisini yapacaksın şeklinde güven sözcükleriyle sınavı uğurlamak öğrencilerimiz için en etkili yöntem olacaktır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben yayına katıldığınız için sağ olunuz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Eğitimci Doktor Özge Arslan bizimle birlikteydi. Öğrencilerimize de şimdiden başarılar dilemiş olalım. Bir haber paylaşacağım.